Kovulan insanlara arka çıkmak, Kureyş'in fermanını yok saymaktır. Hangi kabileden, hangi aileden olursa olsun, fermana herkes uyacaktır. İbreti alem için bu hainlerin ellerine ateşle damga vurulacaktır. Bakışlarında merhametten eser yok Ebu Leheb. Sen hep böyle zalimdin. Sen Sibbi Ebi Talip'te kalanlara yardım ettin. Cezanı çekeceksin. O ferman kardeş kanı kokuyor. Asıl hain olan sensin. O benim himayemde Ebu Leheb. Kılıç çekecek olursanız karşılığını kılıçla alırsınız. Amcaoğlum Hamza değil mi bu konuşan? Hem yüzünü kapatmışsın, hem kabalık ediyor. Yüzümü tozdan kapattım. Düşmanlarımla yüz yüze konuşurum. Beni de düşmanın kabul et. Ne istiyorsun? Duyacak kulak, görecek göz göremiyorum. Mekke'nin gözü de kulağı da benim Hamza. Ne istiyorsun? Ben iyilik istiyorum. Senin hayır dediğin şerdir Ebu Sufyan. Yanlış yoldasın Hamza. Ben eğer Muhammed'in ve takipçilerinin şehirden kovulmasını istediysem, Muhammed'in tanrılarımızı inkar ederek şehirde fitne çıkarmasından korktuğum içindir. Çözün. Mekke'de hainlere asla yer yoktur. Bu adam buradan gidecek. Artık burada kalamaz. Samuel, yarın gün batmadan önce bu şehri terk etmiş olacaksın. Peygamberin davetinin üzerinden geçen 7 yılda... müşriklerin inananlara yaptıkları eziyetler arttı. Peygamberi öldürmeye bile kalktılar. O yüzden peygamber ve onun dostları Mekke'yi terk etti. İki dağ arasında kalan Şibi Ebi Talip bölgesine sığındılar. Müşriklerse giriş çıkışı kapatarak eziyete devam etti. Buraya gelen yardımları kesmeye çalıştılar. Mekkelilerin o bölgeye girmelerine ve çıkmalarına engel oldular. Biz Müslümanlar tam 3 yıldır bu kuru vadide yokluğa ve çocuklarımızın açlığına tahammül ederek yaşamaya çalışıyoruz. Peygamber kız çocuğu sizin için cennet kapılarından bir kapıdır diye buyurdu. Mübarek olsun. Kızınıza isim olarak da kendi annesinin ismini koydu. Amine. Amine. Bu hurmayı da tebellük olarak verdi. Anne sütünü artırır diye duyurdu. Hadi. Nereye kadar gittin? 5 gündür yollardayım. Hiçbir netice yok. Tek göçebe kabile bile paramızı almak istemedi. Kureyş herkese gözdağı vermiş, korkutmuş. Korkma. Yaptıkları Allah'ın dininin yankısı oldu. Farkında olmadan Allah'ın mesajını en uzak noktalara taşıdılar. Peygamber yeni doğan bir çocuğun kulağına dua fısıldadı. Onu duyunca ferahladım. Kurtuluş yakındır. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.